İftar programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merhabalar, nasılsınız? Cennetin ve cemalinden müşerref eyle. Sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi, dinimiz, devletimizi, her türlü tehlike. İşte bu son 19 yıldaki yatırımlar sayesinde kız çocuklarının, kadınların eğitimle ilgili sorunu bu ülkede kalmadı. 2002 yılında kız çocuklarının orta öğretimdeki okullaşma oranları sadece %37.9'du. Bugün %88. Yüksek öğretimdeki kız çocukların ve kadınların okullaşma oranı %11'di 2000'li yıllarda. Bugün %48.5. Erkek çocuklarının bile okullaşma oranlarına geçti. Yani bu dönemde bir taraftan vatandaşların ekonomik arka planı ne olursa olsun eğitim erişimleri artarken aynı zamanda kız çocuklarımızın da eğitime erişimleri, eğitimle ilgili problemleri çözülmüş oldu. Bugün kız çocuklarına, kadına şiddetle ilgili konuşanların, kız çocuklarıyla ilgili konuşanların dün kız çocuklarımızın eğitime erişimiyle ilgili sıkıntılar yaşadığı zaman sustuğunu görüyoruz. Onun için bugün konuşacak öyle bir şey yok. Dün eğitim sisteminde başörtüsü nedeniyle kız çocuklarının, kadınların eğitime erişimi engellediği zaman susanların bugün kadına şiddetle ilgili konuşacaklar da bir şey yok. Kastay uygulamasından başörtüsü yasaklarına kadar, din öğretimi ve mesleki eğitimi tarumar eden uygulamalardan, toplumun Peygamberimizin hayatıyla ilgili Kur'an ve temel dini bilgilerle ilgili seçmeli ders taleplerine kadar tüm talepleri bu dönem içerisinde gerçekleşmiştir.